AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs demokrasi darbesinin yıl dönümünde basın açıklaması yapıldı. 27 Mayıs demokrasi darbesi yıl dönümü basın. AK Parti İl Başkanlığı'nda insan haklarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hilal Doğan Güvenç'in yaptığı açıklamaya İl Başkan Vekili Fehmi Yılmaz ve parti yöneticileri katıldı. Bu olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle. Hilal Doğan Güvenç yaptığı basın açıklamasında 27 Mayıs darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını belirtti. 27 Mayıs demokrasi darbesi yıl dönümü basın açıklaması. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle atılmıştır. 27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezanı Muhammediye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla din namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yassı ada yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletvekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryoda 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkat olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı.